Merhabalar. Evlerimizde ekolojik temizliğe ilişkin püf noktalarını paylaşmaya devam. Bugün çok önemli bir konu işleyeceğiz sizle. Hanımların baş derdi toz. Toz öyle bir konu ki gerçekten ne yaparsanız yapın, ne kadar dikkat ederseniz edin, 1-2 gün içerisinde evler adeta hiç temizlenmemiş gibi. Masanın üzerine elinizi sürseniz böyle azıcık toz, televizyon ekranı toz, 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 toz. Nereden geliyor bu tozlar biliyor musunuz? Çok ciddi bir bölümü elbette dışarıdan kapı pencere açık olunca rüzgarla evimize dışarının tozu, pası, kiri geliyor. Ama bir kısmı da bizden geliyor. Evet evet doğrudan doğruya bizden geliyor. Yani yataklarımızda uyurken dökülen derilerimizin parçaları bile toz olarak havalarda uçuşabiliyor. Ve bu tozlar evin içerisinde kendilerine yerleşecek çok güzel yerler buluyorlar. Çünkü halılar, perdeler, koltuklar onlar hep böyle tozu kendi bünyesine çeken, hatta tüyleri içerisinde onların saklanmasına imkan veren yerler. Ama o tozların içinde de başka şeyler saklanıyor biliyor musunuz? Mikroplar, bakteriler, virüsler, mantarlar, bizi hasta edebilecek bir sürü hastalık etmenleri de o tozların içerisinde olabiliyor. Hele hele evin içerisinde kullanılan bazı kimyasal maddelerden tutun da yemek pişirirken o doğal gazın çıkardığı maddelere kadar o tozun içerisinde sağlığımızı tehdit edecek bir sürü malzeme var. Ama o tozlardan kurtulmak da o kadar kolay değil. Şimdi sizinle bir şey paylaşacağım. Tozu böyle yakalayan, tutan, evin başka taraflarına bırakmayan bir temizlik bezi yapalım mı? Yapalım bence de. Çünkü son derece yapımı kolay, pratik ama evde öyle işe yarıyor ki gerçekten inanıyorum dua edeceksiniz. Efendim son derece kolay. Sıradan vasat toz bezi olarak kullandığımız bezleri, bunların her biri olabilir. Bu bezleri toz tutucu ve yakalayıcı özellik kazandırabiliriz. Bunun için bakın şöyle bir suyun içerisine önünüze alın. Ne kadar bir su vardır burada? 1-1,5 litre kadar su vardır. Bu suyu şimdi içerisine, bakın bu arada da zeytinyağımız katılaşmış. Bilirsiniz zeytinyağının iyisi de, balın iyisi de soğukta durduğu zaman böyle katılaşabiliyor. Biz de çekimimizi sera ortamında yapıyoruz ya, dolayısıyla buralarda çok sıcak sayılmaz. İşte kanısı da birazcık donmuş zeytinyağı. Şimdi zeytinyağı gıda olarak muhteşemdir ama biz onu temizlikte de kullanıyoruz. Şimdi bu suyun içerisine, bakın öyle bir şey yapmak istiyorum ki ölçüyü kaçırmayalım. Çünkü fazla yağı kullanırsak bezimiz toz tutuculuktan çıkar, ortalığı yağlandıran bir şey olur. Şimdi bakın bir, efendim şöyle iki ve üç yeter. Üç tatlı kaşığı kadar suyun içerisine zeytinyağı koydum. Ama bu zeytinyağının tam iki katı yani 6 kaşık üzerine limon koyacağım. 3, arada çekirdekleri de düşüyor düşsün. 4, 5 ve gördüğünüz gibi 6. Salata sosu yapıyorum gibi. Zeytinyağı, limon gayet güzel. Aslına bakılırsa limon kadar bunda etkili olan bir ürün daha var. O da sirke. Elimde beyaz sirke var. Bir parça da içerisine beyaz sirke katabilirsiniz. Elma sirkesi de olur elbet. Azıcık da ondan damlatıyorum. Yani aşağı yukarı şimdi tam bir ölçüsü yok ama olabileceğini size göstermek için yaptım. Su içerisine bir ölçü zeytinyağı kattıysam 2-3 ölçü limon kattım ve sirke kattım. Şimdi bezimi bunun içerisine böyle bir karıştırıyorum. Şimdi bezim suyla ıslandı, zeytinyağıyla hafif yağlandı, limonla da o hafif olan yağı bir parçasını kırdı ve sıktım. Bunu bu haliyle temizlemeyeceğiz. Bakın, şimdi evinizdeki toz bezlerini sıradan bir bezi toz bezi haline getirmek için zeytinyağlı, limonlu bir suyun içerisine koydum ve astım. Bekliyor bu. Götürün balkonunuza asın. Kurusun. Kurusun ama içinde bir miktar yağ ve limon var ya, o
bu toz bezinin dokuların içerisine girdi. Zaten kuruduktan sonra dahi onun farkını anlayacaksınız. Şimdi zeytinyağı limonla muamele görmüş ve kurumuş bu bez bir toz avcısı haline geldi. Bununla artık masaların üzerine tozun olan her tarafı sildiğinizde tozu hiçbir şeye bırakmadan, sağa sola böyle serpmeden kendi bünyesi içerisine toplayacaktır. Normal suyla yıkayıp sıktığınız sürece o yağdan o arınmadığı için idare edecektir. Ama arada bir makineye atın, sabunla yıkayın ama yeniden içerisine zeytinyağı, limon katılmış suyla bunu sıkıp yıkayıp kuruttuğunuzda elinizde o tozlardan kurtulacak bir bez hazır demektir. Mobilyalarımız için çizikleri de kapatmaya faydası olan mobilya cilası yapıyoruz. Var mısınız? Varsınız. Mobilya için malzemeler gene aynı. Gene güzel bir sos yapacağız. Efendim, yenilir içilir malzemelerden temizlik yapmaya ben bayılıyorum. Ama bunun gerçekten çok önemli sebepleri var. Yani bize ve eşyalarımıza dahi dokunan şeylerin böyle zehirli olması çok saçma geliyor bana. Yani dünyada zaten insandan başka hiçbir canlı yok ki evini zehirle temizlesin ya da evinde zehir kullansın. Hiçbir canlı buna tevessül etmiyor. Aklından bile geçirmiyor. Ama biz insanlar maalesef bunu yapıyoruz. Efendim, tabağın içerisine gene bir ölçü zeytinyağı koydum ve onu iki ölçüde en az, ondan en az iki katı fazla da limon koydum. Şimdi bu karışımı ister salatanın üzerine serperim, ister mobilyalarımı cilalarım. İşte bu kadar doğal ve bu kadar güzel bir şey. Çünkü zeytinyağı ahşabı da besleyen ve ahşabı pırıl pırıl parlatan bir özelliği vardır. Dediğim gibi bu karışımın içerisine aynı salatada olduğu gibi sirkeyi de ekleyebilirsiniz. Sirke, limon, zeytinyağı bu üçü bir araya geldiğinde çok lezzetli bir sos ama aynı zamanda çok sağlıklı bir mobilya cilasıdır. Şimdi şu toz savar bezimi şu bir kenara alayım. Benim bu dışarıda bahçede kullandığım masamı zeytinyağı, limon karışımını bir uygulayalım. Bakın görün bakalım. Bu ne kadar güzel olacak. Bu arada bakın, eğer mobilyanız koyu renkse, hani ceviz renginde dediğimiz koyu renkse ve üzerinde bazı çizikler olursa sakın paniklemeyin. Ya da işte bunu ne yapacağız, vernik mi yapacağız, cila mı yapacağız, çok şeye gerek yok. Çünkü koyu renkli olanların eğer rengi biraz parça düzeltilebilirse o çizikler hiç gözünüze batmayacak. Bunun için kahvaltıya ihtiyacımız var. Burada soslu ya. Şaka. Bunun için çay ya da kahve bu işi çok güzel yapar. Böyle demli bir bardak çayı hafif bir bezle ıslattığınızda koyu renk mobilyalarınızın çizik yerlerini bu çayla ıslatılmış bezle yumuşak yumuşak silin. Göreceksiniz ki o çizik dolayısıyla onun rengi bir parça açık görünecek ya. Çay doğal boyasıyla onu boyayacak ve o çizikler artık gözünüze hiç batmayacak, rahat olun. Ama siz gelin bir an önce şu mobilyalarımızı bir cilalayalım. Bir de bunun içerisinde ne kullanabilirsiniz biliyor musunuz? Keten yağı. Keten yağı da mobilyaların cilasında gerçekten son derece etkilidir. Bakın bezime limon ve zeytinyağı karışımını aldım. Şimdi şöyle bir iki yere böyle sürüyorum. Daha sonra bezimle çok bastırmadan yumuşak cilalamaya başlıyorum. Bu cilalamaya başlıyorum demem şeyle, yani zeytinyağı limon karışımını cila olarak kullanıyoruz ya. Bunu sürdükten sonra bir 10-15 dakika bekleyin. İyice temas etsin, bir sürede üst kısmına işlesin. Daha sonra kuru bir bezle bu cila yaptığınız kısmı bir güzelce kurulayın. Hiç korkmayın, öyle yağlı kalacak falan diye bir şey yok. Dikkat edin, bir ölçü zeytinyağına iki ölçü limon koydum. Limon zeytinyağını kesiyor ve onu dengeliyor. Bakın elimi sürüyorum. En ufacık ama en ufacık bir yağlanma yok. Sadece pırıl pırıl parlaması var. Gördünüz mü? Mutfaktaki malzemelerle son derece etkin temizlik yapabildiğimiz gibi aynı zamanda cila gibi böyle mobilyaların konforuyla ilgili bir takım uygulamaları da yapabiliyoruz. O bakımdan
siz temizlik ürünü almaya markete falan gitmeyin. Buzdolabına gidin.